Communication, Communication ünitemizde yeni bir bölümdeyiz. Handicap Phone Conversation. Şunu sözünü vereceğim, yani ünitemizin ders anlatımı bittiği zaman size Communication'ı doğru telaffuz edeceğinizi inanıyorum. Bir de şeyi söyleyebilirim. Congratulations. Değil mi? Kimse söylemiyor. Hiç kimse söylemiyor. Yazışı daha zor yani. İngilizler de söyleyemiyor. İntihar et yani o derece. Communication arkadaşlar, iletişim ünitesinin yeni bir konusuyla tekrar birlikteyiz. Handling a phone conversation, yani bir telefon konuşmasının idare edilmesi. Bu ünitede neler göreceğiz? Bir telefon konuşmasına nasıl başlanır, nasıl devam edilir ve nasıl bitirilir? Ve iki tane bayan olarak biz zarif okuyuşumuzla seslendirelim bakalım. Ben daha güzelim, sorun yok. Ben şimdi girdiğim orada. Evet. Hi, this is Emma speaking. May I talk to Jane, please? Hi, I'm Jane's mother. May I ask who is calling? I'm Gemma Johnson, Jane's teacher. Emma Johnson. I'm Emma Johnson. Çok mu uladım? Çok kötü oldu. Peki. I am Emma Johnson, Jane's teacher. I didn't see her at school today and worried about her. Is she okay? Thanks for your interest, Mrs. Johnson. She is okay. She just couldn't wake up early, so she was very late for school. No matter then. I want to see her on time tomorrow. Have a nice day. Goodbye. Merhaba diyor. Ben konuşan Emma da telefonları girişte böyle. Ben Emma. Evet, ben Emma diyebilirsiniz. Burada ama this is olarak yani normalde burada I am Emma denmesi bekleniyor. Ancak telefonda karşıdaki insanın olduğunu henüz görmediğimiz için bunu it's Emma calling. Veya this is Emma. Değil mi? Belki kedi arıyor yani. Değil mi? Belki kedi. Çok saçma ayrı bir şey. Biz ya da şey sesinden yani anlaşıyoruz. Erkek olabilir ama o yüzden hani telefonda bazen anlayamayabilirsiniz. Dolayısıyla this is veya it is ile başlanması gerekiyor arkadaşlar. May I talk to Jane please? Jane'le konuşabilir miyim lütfen? Hi, I'm Jane's mother. Ya da burada this is Jane's mother diye diyebilirdim. Merhaba, ben Jane'in annesiyim. May I ask who is calling? Kimin aradığını sorabilir miyim? Emma dedim ya, diyebilirdi burada ama demiyor. Ben Emma Johnson diyor. Jane'in öğretmeniyim. Onu bugün okulda görmedim ve onun için endişelendim. O iyi mi? Thanks for your interest, Mrs. Johnson. İlginiz için teşekkür ederim Bayan Johnson. She is okay. O iyi, sıkıntı yok. She just couldn't wake up early. O sadece sabahleyin erken kalkamadı. So she was very late for school. Ve okula geç kaldı diyor. Bu yüzden de geç kaldı. No matter, ne biçim annesin? Niye erken uyandın? No matter then. Öyleyse sorun değil diyor. I want to see her on time tomorrow. Onu yarın zamanında görmek isterim. Have a nice day. Yani iyi günler. İyi günler, goodbye ve hoşça kal demiş. Burada arkadaşlar see you, take care, kendine dikkat et, hoşça kal gibi başlayabilirdi. Başına tekrar dönmek istiyorum. Kişi kendini telefonda tanıtırken bu aynı şekilde mesela bir gittiniz de bir evin kapısını çaldınız. Sizin geleceğinizden bir haberi yok. Kim o? Siz tabii dışarıdan ben diye devam etmezsiniz. Ne dersiniz? Ben, merhaba, ben Vural Hoca vesaire şeklinde devam edersiniz. Yine aynı şekilde this is Vural speaking veya this is Vural knocking the door. Kapıyı çalan Vural gibi arkadaşlar. Kendinizi tanıtmanız lazım hocam. May I ask who is calling? Kimin aradığını sorabilir miyim? Vesaire diyor ve son olarak konuşmanın sonunda have a nice day, thank you, see you, goodbye vesaire gibi hoşça kal anlamına gelen ifadelerle görüşme sonlandırılabilir. Stated the phrases below. Aşağıdaki ifadeleri bir çalışalım bakalım. Team speaking diye başlanabilir. Veya this is team speaking veya it is team calling. Arayan team, konuşan team veya team konuşuyor gibi. It is team. It is team de bir şekilde de başlayabilir. Karşıdaki insan who is calling diye kim arıyor? Arayan kim diye ya da who is speaking, kim konuşuyor diye aynı şekilde sorabilir. How can I help you? Veya can I help you? Nasıl yardımcı olabilirim veya yardımcı olabilir miyim? Can I talk to, can I speak to, blah blah please. Şu kişiyle konuşabilir miyim lütfen diye o kişinin de söylenir burada. Is Jason in? Jason orada mı? Yani ya da is evde Jason there? Aynen öyle. Evde mi? Is he available? Müsait mi? Ya da is he free to talk? Is he available? Available. Mükemmel available. Pronunciation'ınız gayet iyi hocam. Bayağı teşekkür ederim. Ben buna available derdim çünkü. Available. Available. Is he available? O müsait mi? Hang on a minute please. Lütfen bir saniye bekleyin. Hang on yani takılmak anlamına aslında geliyor. Bir önceki ünitelerde hang out görmüştünüz arkadaşlar takılmak. Hmm. Burada da bir saniye bekleyin lütfen. Dakika. Veya hold on a second. Bir saniye bekleyin lütfen. Veya eş anlamlısı wait please. Wait a minute please. Hangisi kolayınıza geliyorsa o söylenebilir. I'll put you through.
Şimdi bir yeri şirketi arıyorsunuz düşünün. Direkt santrale bağlanıyor telefon. Daha sonrası ne oluyor? İşte dahili kaçsa oraya aktarılıyor. Oradaki sekreter aktarıyor. Yani hatları birbirine bağlıyor. Put through hatları birbirine eklemek, bağlamak, tutturmak anlamına göre öyle düşünün. I'll put you through, sizi bağlayacağım veya I will connect you, sizi yine bağlayacağım anlamına geliyor. I'm sorry he is not available at the moment. Özgünüm ya. Üzgünüm veya özür dilerim. O şu anda müsait değil. He is engaged veya he is busy. O engaged? Engaged nişanlı. O nişanlı o düğünde değil mi diyor? Hayır. O meşgul yani başı bağlı gibi düşünün. Hani şu anda boş değil. He is not free. He is not available. O şu anda müsait değil. O şu anda yoğun, meşgul. Engaged anlamı arkadaşlar. Busy ile aynı anlama geliyor. Meşgul. Could you repeat that please? Bunu lütfen tekrar eder misiniz? I can't hear you well. Sizi tam olarak iyi duyamıyorum. Veya burada... What you say? Say again? It's bad line. What? Bad line. Güzel canlandırdın mı? Birazcık daha tekrar alayım. What? I cannot hear you again. It's bad line. Yani hat kötü. Burada senin sesin gelmiyor. Tam olarak seni duyamıyorum gibi bir anlam var. Would you like to leave a message? Mesaj bırakmak ister misin? Can I take your name and number please? Adınızı ve numaranızı alabilir miyim? Ha, can I take your number and kulak böyle. Please? Ya da işte can I take your note please? Yani notunuz varsa alabilir miyim gibi. Could you ask him to call me? Ona beni aramasını söyler misiniz? I'll call back later. Ben onu sonra ararım. Thanks for calling. Aradığınız için teşekkür ederim. Have a nice day ya da have a good day. See you, take care gibi ifadelerle konuşma sonlandırılır. Bakın take care değil, take care. Take care. Tabii ki. Evet. Şimdi aynı konuşmanın arkadaşlar bu şeyleri demek ki kelimeleri küçülttük. Buradaki iki konuşmanın arasını yedirmeye çalışacağız. Dave ve Kate gibi isimli iki kişinin konuşmasına bakıyoruz. Hello. May I speak to Mark? Demiş. Kate de hi Dave, he blah blah at the moment demiş. Hello deyip nasıl devam etmiş olabilir? This is Dave calling. This is Dave calling. May I speak to Mark? Mark'la konuşabilir miyim? This is Dave calling veya this is Dave speaking. İkisi de olabilirdi. Kendini tanıtmak için bu şekilde başlıyor. May I speak to Mark? Mark'la konuşabilir miyim? Hi Dave. At the moment, şu anda demiş, leave a message. Mesaj bırakmak ister misin dediğine göre demek ki şu anda Mark müsait değil. He, nasıl devam edeceğiz? O müsait... He isn't available. 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 He is not ya da he isn't available. Available. At the moment diyebilirdi veya he is engaged ya da he is busy. O şu anda meşgul de diyebilirdi arkadaşlar. Mesaj would bırakmak. Would you like to leave a message? Mesaj bırakmak ister misin? No, thanks. I need to talk to him. Onunla konuşmam lazım. Could you ask him to call me later? Beni daha sonra aramasını söyler misin diyebilir veya ben daha sonra arayacağım diyebilir. I will call back later. I will call back later. Ben daha sonra tekrar arayacağım. Okay, have a nice day. Bye. Bye bye. Take care. Take care. Patient, hasta demek. Secretary de sekreter anlamına geliyor. Şimdi hasta arıyor. Hello to Dr. Richard. Dr. Richard ile... Hello, may I talk to Dr. Richard? May I talk to Dr. Richard? Dr. Richard'la konuşabilir miyim? Secretary diyor ki... Please, hold I'll on, put please. You through. Hold on, please. Sonra doktor biri var ölmek istemiyor. Hold on please, lütfen bekleyin. Hold on a minute, işte hang on a minute ya da hold on a second diyebilir. Hold on please, I'll put you through. Tamam sizi bağlıyorum diyor. Patient de diyor, okay I'm waiting. Elim şöyle olunca ne oluyor? I'm waiting. Eyvallah. Okay I'm waiting. Evet, tamam şu anda bekliyorum. Sekreter diyor ki, I'm sorry madam but... He is busy. Can I take your name and number please? Çünkü burada ne yapmış devamında ismini ve numarasını vermiş. Can I take bla bla diyelim şuradan yazsın öğrenciler. Your name and number please. And number. İsminiz ve numaranızı alabilir miyim? I'm Jessica Morgan.
My phone number is bla 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 deyip söylemiş. Aramayı denemeyin. Yok öyle bir numara. Zaten Türk numarası olmamasına dikkat ettik ama onu genelde zaten Amerikalı numaralı 555 ile başlar. O yüzden bir salladım arkadaşlar. Secretary demiş ki I wrote that down. I wrote down. Not aldım. Not yani. Aldım. I'll tell him to contact you as soon as he's free. As soon as olur olmaz anlamına geliyor yani. Hı-hı. O müsait olur olmaz ya da as soon as he's available. O yine müsait olur olmaz. Size aramasını ona söyleyeceğim. Sonrasında have a nice day. Have a nice day. Veya işte thanks for calling. İşte aradığınız için teşekkür ederim gibi arkadaşlar. Değişik söylemlerle konuşmayı sonlandırabilir de. Evet. Mrs. Truth, Bayan Truth, Mr. Truth'u yani eşini arıyor. Hı hı. Hello. Yani ha pardon eşini arıyor ama demek ki sekretere bağlandı. Ya tabii ki eşini. Hello. Eşini. Tabii ki. Hello, it's adını söyleyebilir mesela. Hello, it's Jana. Şöyle yapalım mı? Hı-hı. Direkt arayıp is Mr. Truth available? Yani o müsait mi? Ha, doğru öyle söyleyebiliriz. O müsait mi? Yes, he is. Evet. Evet, o müsait. Who is calling diyebilir mesela. Kim arıyor orada? Tabii ki çünkü ben onun eşiyim demiş. Who is calling? Burası bir Türkiye olsaydı muhtemelen şöyle gelecekti. I'm his wife. Who are you? Sekreter düşünüyor. Kimsin lan sen? Kocamı bağla bana. Kocamı bağla. I'm his wife. Ben eşiyim demiş. Sekreter diyor ki. Oh, okay. I think it's bad. Lan I'm his wife deyip I'm his wife cümlesini tekrar söylemiş. Demek ki. Sorry, I cannot hear you. Onu iyi duyamıyorum. Öncesinde ne demiş olabilir? Tekrar eder misiniz lütfen? Could you repeat that please? Could you repeat that please. Some people talking here. I can't hear you well. Tekrar eder misiniz lütfen? I can't hear you well. Seni iyi duyamıyorum diyor. I think it's bad line. Sanırım mm-hmm. kötü hat var yani tam çekmiyor. I'm his wife. Ben eşiyim Emma Truth. I'm at the traffic. Trafikteyim demiş arkadaşlar. Yalan söylemiş demek ki. Evet. Trafikte değil. Trafikte değil. Evet. I see madam. Anlıyorum hanımefendi. Görüyorum. Şimdi burada arkadaşlar I see görüyorum değil. I see burada anlıyorum hanımefendi. Ha demek aslında böyle. I see. I see madam. Anlıyorum. Hold on a second please. Lütfen bir saniye bekleyin demiş arkadaşlar. Okay I'm waiting sizi demiş. Bağlıyorum. Sizi bağlıyorum olması lazım. I will put you through. I will put you through. Eğer burada I'll connect you da kullanılabilirdi. Evet. Evet. Bu hadi eşi değil, sekreteri ise biz de yalancı dedik ama bayan Truth'a. Çünkü bayan doğruluk, bayan yani kadın dürüst kadın. Evet, o da var. Sekreter demek ki yerinde durmamış. Aile işleri biz karışmıyor bence Super Hocam. Evet, yukarıda karışık olarak verilen bir konuşmanın doğru sıralaması nasıl olmalıdır? Bence ilk başlangıç cümlesi hello this is a coin. Devamını okuyun. İskender. Değil mi? Öyle ismini bilerek yazdık. Bu çok komik oluyor. Bir yerde yazarken komik gelmiş. İskender. Yani. I'm sorry Zach. He is not available at the moment. He is having a bath. Would you like to leave a message? Can you tell him to contact me when he is free? Of course. Yani 2-1-4-3 mu? Evet. 2-1-4-3. Nasıl bir konuşma geçiyor hocam? Merhaba. Ben Zek. Kendi görüşebilir miyim diyor. İskender. Ken orada mı? İskender evet. O da diyor ki üzgünüm ama şu anda müsait değil. Banyo oluyor diyor. Banyo yapıyor diyor. Bir mesaj bırakmak ister miydin? Söyler misiniz benimle? Müsait olduğu zaman benimle kontak kurmasını söyler misiniz? Elbette. Tabii ki evet. Yukarıdaki metinde aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur? Mario diyor ki hi Mario calling. May I talk to Robin please? Hi Mario, I'm Steve, he's homemade. Merhaba ben merhaba Mario, ben Steve, onun ev arkadaşı. He is not at home now, o şu anda evde değil. He has gone out, dışarı çıktı. Would you like to leave a message? Mesaj bırakmak ister misin? Bir sürü mesaj bıraktı. Evet, message. Please tell him to contact me. Lütfen benimle kontak kurmasını söyle. My phone number is deyip, bunu da yazmayın arkadaşlar, bunu da aramayın, böyle bir numara yok. Can you repeat that please? Lütfen tekrar eder misin? I'll write it down. Tekrar edeceğim, yazacağım diyor. Oh, it's okay. Okay, it's deyip tekrar numara söylenmiş. Thanks for your help. Take care. Yardımlar için teşekkür ederim. Take care. Kendine dikkat et. Bye demiş Stu. Hangi sorunun cevabı yoktur? Is Robin at home? No, he isn't. Robin evde mi? Hayır değil. Bunun cevabı var.
Does Mario have a message for Robin? Yes, he has. Yes, he does. He does. Yani Mario'nun Robin'e bir mesajı var mı? Var. Who is Stu? Steve ev arkadaşı. His homemade. Yani Mario's no, Robin's homemade. Robin'in ev arkadaşı. What time will Robin return home? Who knows? Who knows? Only God knows. Robin ne zaman eve dönecek diyor arkadaşlar. Bunun cevabını bu metinden göremiyoruz. Dolayısıyla yine cevabı olmayan seçenek D seçeneği. Homework. Burada da ödevimiz şu arkadaşlar. Konuşmayı sıraya sokmanızı isteyeceğiz sizden. 1A, 2B, 3C şeklinde sıraya sokup videomuzun altına yorum olarak atarsanız çok seviniriz. Evet, yorum kısmında özellikle görelim kimler doğru yapmışlar. Buradaki konuşma tabii ki biraz daha uzun ama yani başlangıç cümlesi vesaire buradan anlayabilirsiniz. Başlangıç ve kapanış cümleleri genelde çok belli oluyor zaten.